kanunu ve siyasi partiler kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin çalışmalarımız gündem oldu. Bu konuya ilişkin haberler yaptınız. Hemen hemen her şeyi söylediniz. Önce sizleri de tebrik ediyorum yani. Demek ki çalışma iyi. İyi. Ben şimdi 15 maddeden oluşan bu çalışmamızı maddeler kısmında özetleyeceğim. Bu 15 maddenin 2 maddesi 2839 sayılı milletvekili seçimi kanunuyla ilgili. Bir maddesi 2820 sayılı siyasi partiler kanunuyla ilgili. 9 maddesi 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri ve seçmen kütükleri hakkındaki kanunla ilgili. Bir maddesi 2972 sayılı mahalli idareler seçimi kanunuyla ilgili. İki madde, birisi yürütme, diğeri yürürlük. Teklifimizin birinci maddesinde 2839 sayılı kanunun 33. maddesinde yer alan ülke seçim barajını 7'ye indirmesini teklif ediyoruz. İkinci maddesiyle 2839 sayılı kanunun 34. maddesinin birinci fıkrasında kelime düzeltmeleri yapıyoruz. Ve bu maddenin son fıkrasını yürürlükten kaldırıp şu maddenin yer almasını öneriyoruz. İttifakın aldığı oy toplamı ülke barajını geçtiği takdirde seçim çevrelerinde milletvekili hesabı ve dağılımı İttifak içinde yer alan her bir partinin o seçim çevresinde almış olduğu oy sayısı dikkate alınarak bu maddenin üçüncü fıkrasına göre yapılır. Yani dön sistemi uygulanır. Bunu öneriyoruz. Teklifin üçüncü maddesiyle 2820 sayılı siyasi partiler kanununun 36. maddesinde düzenlenen siyasi partilerin seçimlere katılmalarına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunması koşulunu madde metninden çıkartıyoruz. Ve bir fıkra ekliyoruz. Siyasi partilerin takip eden her seçimde girerken bu maddede öngörülen örgütlenme oranında kongre işlemlerini yapmış olmalarının aranmasını bir defa en azından ihmali tölere ederek öngörmüş bulunuyoruz. Teklifin dördüncü maddesiyle yine benzer düzenleme 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri hakkındaki kanunda yer alıyor. O düzenlemeyi de buna uygun hale getiriyoruz. Teklifimizin 5. maddesiyle 298 sayılı kanunun 15. maddesinde düzenlenen il seçim kuruluna ilişkin yeni bir düzenleme öneriyoruz. Bu düzenlemeye göre, detaya girmeyeyim, bu düzenlemeye göre il seçim kurulu başkan ve üyeleriyle yedek üyelerinin birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasında Adli Yargı Adalet Komisyonu'nca kura çekmek suretiyle belirlenmesine için bir düzenleme yapıyoruz. Ha, birinci sınıfa ayrılmış hakim yoksa bu defa kıdemli esasına göre bu işlemi Adalet Komisyonu'nun icra edeceğine ilişkin düzenleme yapıyoruz. Teklifin 6. maddesiyle benzer düzenlemeyi İlçe seçim kurulları için öneriyoruz. Teklifin 7. maddesiyle 298 sayılı kanunun 23. maddesinde
bir fıkra eklemesi öneriyoruz. O da şu: sandık kuruluna üye bildirme hakkı olan bir parti olur olmadan başka bir parti üyesini sandık kurulu üyesi olarak gösteremez. Böyle uygulamalar var. Uygulamadan doğan bu sorunu bu düzenleme önerisiyle giderilmesini teklif etmiş bulunuyoruz. Teklifin 8. maddesiyle 298 sayılı kanunun 33. maddesine bir fıkra eklenmesini öneriyoruz. O şu: 2972 sayılı mahalli idareler ve mahalle muhtarları ve ihtiyar heyetleri seçim hakkında kanun uyarınca yapılacak seçimlerde birinci fıkra gereğince yerleşim yeri adresine göre oluşturulan bir yıl önceki seçmen kütüğü üzerinden güncelleme işlemleri yapılıyor. Bu da mahalli idarelerde seyyaliyeti önlemek, rasyoneliteyi korumak amacıyla önerdiğimiz düzenleme. Teklifin 9. maddesiyle 298 sayılı kanunun 36. maddesine birinci cümlede sonra bir fıkra eklenmesi öneriyoruz. O fıkra şu: adresi kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde gözükmeyenler en son seçmen olduğu adrese göre seçmen listelerine kaydedilir. Seçme seçilme hakkı demokratik hakların başında yer alır. Bu anlamda vatandaşın kütükten düşmesini önlemeyi hedefliyoruz. Maddenin, teklifin 10. maddesiyle 298 sayılı kanunun 43. maddesine adres kapanmış olması sebebiyle adres kayıt sisteminde gözükmeyenler ise en son seçmen olduğu adreslerine ibaresini ekliyoruz. Biliyorsunuz adres kayıt sistemine göre adrese yeni kişiler kaydedildiğinde eski kayıtlılar otomatikman devre dışı düşüyor. Kişi orada kayıtlı olduğunu zannederken bakıyor ki orada devre dışı çıkmış. Bu sorunu gidermiş oluyoruz. Teklifin 11. maddesiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum düzenlemesi yapıyoruz. Burada 65. maddenin 298 sayılı kanun 65. madde başlığı başbakan ve bakanlara ilişkin yasaklar başlığını taşıyor. Bunu bakanlara, başbakan yok, bakanlara diye. Benzer düzenlemeyi 65. maddede yapıyoruz. 155. maddesinde ise yine başbakan sözünü madde metninden çıkartıyoruz. Bakanların yasaklara uymamaları halinde düzeltme yapıyoruz. Teklifin 12. maddesiyle 2972 sayılı mahalli idareler ile mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyeti seçimi hakkındaki kanunun 32. maddesine şu fıkrayı ekliyoruz. Eklenmesini öneriyoruz. Seçim sonucuna göre ilk sırada yer alan muhtar adayı seçilme yeterliliğine sahip olduğunu en geç bir ay içinde belgelendirmesi halinde kendisine seçim kazanacağına dair ilçe seçim kuruluna mazbata verilir. O süre içerisinde getirmezse ikinci, üçüncü devam ediyor. Bu da muhtar seçimlerinin sık sık iptal edilmesi suretiyle seçimlerin yenilenmesi gibi yanlış bir uygulamayı ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Maddenin 13. fıkrasıyla gerek il, gerekse ilçe seçim kurullarının başkanlarının önerdiğimiz şekilde kabul edilmesi halinde bunun uygulama sürecine ilişkin bir düzenleme, geçiş düzenlemesi öneriyoruz. Çünkü seçim kurulları 2 yılda 1 yapılır. Şimdi başkan ve üyelerin bir kısmı bu kanuna göre, diğerleri eski mevzuata göre yapılmış bir aksama olması ihtimalini ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. 14. madde yürütme maddesi, 15. madde yürütme maddesi. Evet, şimdi Fethi Bey, buyurun, söz sizin Fethi Bey.
Sağ olun başkanım. Sayın basın mensupları, öncelikle kanun teklifinin ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlar getirmesini diliyorum. Siyasi partiler ve seçimler demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Siyasi partiler demokrasinin örgütlü yanını, seçimler ise millet egemenliğinin görünür yanını ortaya koyan araçlardır. Demokratik rejimle idare edilen ülkelerde yönetim yetkisinin kaynağı seçimlerdir. Milletin temsilcileri ve yöneticiler seçimler vasıtasıyla göreve gelir, seçimler vasıtasıyla temsil ve yönetme ehliyetini kaybederler. Bu itibarla siyasi partiler kanunu ile seçim kanunlarının içeriği ve uygulaması o ülkenin demokrasi standardını gösteren önemli belgelerdir. Ülkemizde seçimler uzun yıllardan beri yerleşmiş uygulamalar ve kanunlar çerçevesinde serbest, eşit, gizli oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre yargı yönetimi ve denetiminde yapılmaktadır. Temsilde adalet ve yönetimde istikrar parlamenter sistem içinde her zaman mümkün olmamıştır. Gerek bu kanun değişikliğiyle, gerek önceki değişikliklerle bu kavramların dengelenmesi hususunda bir çaba gösterildiği mutlak bir hakikattir. Demokratik ülkelerde bu iki kavramın uyumunda yaşanacak zorluklar karşısında bu ülkelerin hangisine ağırlık verileceği o ülkenin siyasi birikimi ve toplumsal tecrübelerine göre değişiklikler göstermektedir. Kanun teklifiyle Sayın